Kütahya'da tarihi mekanlarda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 7000 yıllık tarihi geçmişiyle birçok tarihi yapının bulunduğu Kütahya'da restorasyon çalışmaları da sürüyor. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2018 yılının son çeyreğinde restorasyon işlerini 7 tarihi yapıda gerçekleştiriyor. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak şu anda devam eden bölgede 7 tane işimiz var. Bunların başında Dönenler Camii geliyor. Esaslı bir onarım yapıyoruz orada. Dönenler Camisi orijinal haline getirilecek. Temelden tavana restorasyon yapılacak. Eski haline getirmeye gayret ediyoruz. Şu anda iş ciddi manada iyi bir şekilde devam etmektedir. Orada temelinden tavanına kadar bütün her şeyle yeniden restore ediyoruz. Çürük olan bütün ahşap kısımlarını değiştiriyoruz. Duvarlarını yeniden enjeksiyonla güçlendiriyoruz. Yeni yapılması gereken şeyleri yapıyoruz. Cami restorasyonunun Mayıs 2019 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Bu aynı zamanda bilim kurulunun kararları doğrultusunda, kurulun kararları doğrultusunda devam ediyor. Herhangi bir aksaklığı yok. Tahminen Mart, Nisan ve en geç Mayıs ay içerisinde orayı bitirmeye çalışıyoruz. Germiyan Sokak'taki çalışmalar Saray Mahallesi'ndeki türbe onarımı sürüyor. Germiyan Sokak'ta devam eden iki tane işimiz var. Bir tanesi vakıf konağı, büyük bir konak. Orada da işin ihalesini yaptık, teslim ettik. Bir sene içerisinde de oradaki konağı bitireceğiz. Yanında Karadonlu Türbesi var. O da yıllardır işte restore edilmeyi bekliyordu. Onu da 15-20 gün içerisinde onu bitirmiş olacağız. Bunun yanı sıra Gümüşeşik Türbesi var Saray Mahallesi'nde. Onun da yine onarımı devam ediyor hızlı bir şekilde. İnşallah onu yıl sonuna kadar bitirmeye çalışıyoruz. Karagöz Ahmet Paşa Camisi de restorasyon kapsamına alındı. Sevgi yolu üzerinde bulunan Karagöz Ahmet Paşa Camisi'ni onarıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Hem o dönemin en iyi eserlerinden bir tanesi hem de şehrin merkezinde olması çok önem arz ediyor. Cami çevresi genişleyecek, çevre düzenlemesi yapılacak. Abdest alma yerleri, caminin vezesi, tuvaletleri oldukça kullanışsız bir şekildeydi. Biz onu inşallah Kütahya akışır bir şekilde yeniden elden geçiriyoruz. Alt taraflarına yine biraz daha genişletiyoruz. Karagöz Camisi restorasyonundaki hedef bir senede sonuca ulaşmak. Bunlar da yaptığımız zaman orada aynen Ali Paşa gibi bir oturma alanı olacak. Güzel bir alan oluşacak. Çevresiyle beraber Karagöz Camisi algılanabilir, görünebilir bir hal almış olacak inşallah. Oranın da inşallah bir sene içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz yani Karagöz'ü. Lala Hüseyin Paşa Hamamı'nda aslına uygun olarak hizmet vermesi için çalışma yapılıyor. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde bizim devam eden Lala Hüseyin Paşa Hamamı var. Bu çok nitelikli bir hamam. Biz bu hamamı hamam olarak çalışmasını istiyoruz. Ona göre de şu anda orayı restorasyon çalışmalarımız devam ediyor.